Azerbaycan Balakent'teyiz şu anda. Yaklaşık 20 gündür bugün buradayız. Bu oğlumun düğününe geldik. Düğün yaptık, ertesi günü sınırlar kapandı. Geçemiyoruz. Yetkililerden bir yardım istiyoruz. Burada kaldık. 15 yaşında bir oğlum var. O da memlekette 2 günde döneceğiz diye yalnızdır. Buradan yetkililere sesleniyorum. Paramızda kalmadı. Burada her şey pahalı. Burada para durumu da artık 2 günlüğüne geldiğimiz için biraz burası her şey pahalı. Bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyoruz, memlekete. Yetkililere burada sesleniyorum. Biraz yardımcı olsunlar Sayın Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz. İnşallah bir el atarlar da Türkiye'ye gideriz. Bizi ne olur Türkiye'ye göndersinler. Burada mahsur kaldık. Orada çocuk var. Memleketimizi özledik. Burada darlanıyoruz. Hepten psikolojimiz de bozuldu. Bizi memleketimize göndersinler lütfen, rica ediyorum. Burada düğün yaptın, eşin gürlü. Burada düğünden sonra kapılar kapandı, mağduruz burada. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen bize yardım etsin. Yetkililer, bakanlar, milletvekilleri. Burada psikolojimiz de allak bullak oldu. Evde kardeşim var, 16 yaşında, yalnız. Onun da psikolojisi bozuldu. O da yalnız kaldı. Bize yardım etmenizi istiyorum. Bu demeydi ki, bu çörek Gülyanağın ata evinden aparacağı ruzisi bereketiydi ki, bir hissesi kalırdı atası evinde. Yani onun buradan çöreği bereketi kesilmesin. Hemşe daim ata evinden onun ruzisi gelsin. Dur. Evet. Basın. Azerbaycan'da kaldık biz. Düğün vesilesiyle geldik. 2 gün içerisinde düğün yaptık. Gittiğimiz akşam mahsur kaldık burada. Kapılar kapandı. 20 gündür arabanın içerisinde yatıyoruz. Yemek memek de arabanın içerisinde yiyoruz. Kuru ekmekle yemekle artık dişlerim dokuldu. Ne yapacağız? Yetkililere sesleniyoruz. Bize haber etsinler, yol versinler. Arabayla geçelim. Memleketimize gidelim.